Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle ikinci sınıf matematik dersi kesirler konusu ile ilgili soru çözümleri yaparak konuyu pekiştirmiş olacağız. İlk soruyla başlıyorum. Kırmızı bilyelerin yarısı kaç tanedir? Dilerseniz önce renkli görünen bilyelerin adetlerini buraya yazalım. Ve kırmızı ile başlayalım. Kırmızı adet bilyeleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 adet kırmızı bilye varmış. Hemen mavi diye yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 adet mavi bilyem var. Turunculara bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Ve yeşillere bakıyorum. 2 adet turuncuyu yazıyorum. Ve yeşillere de bakıyorum. Yeşillerin de 2 adet yeşillerden de 2 adet bilye olduğunu görüyorum. Ve şimdi soru çözümlerime başlayabilirim. Kırmızı bilyelerin yarısı kaç tanedir? Sevgili öğrenciler, kesirler konusunun daha en başında biz bir bütünün içerisinde iki yarım olduğunu söylemiştik ve öğrenmiştik. O halde bir bütündeki yarımı bulmak için, bir bütünün yarısını bulmak için ikiye böleriz. Kırmızı bilyelerin sayısı 6 idi. Peki ben yarısını bulmak için 2'ye bölecektim. 3 kere 2, 6 ve sonuç 0. Demek ki 6 adet kırmızı bilyenin yarısı sevgili öğrenciler neymiş? 3'müş. Mavi bilyelerin çeyreği kaç bilye eder? Sevgili öğrenciler, mavi bilyelerin sayısı kaçtı? 8'di. 8'i kaça böleceğim? Bakıyorum. Sevgili öğrenciler, çeyrek. Bir bütünün içerisinde 4 çeyrek olduğuna göre bir bütünün çeyreğini bulmak için de 4'e bölerim. 8'de 4, 2 kere var. 4 kere 2, 8 ve sonuç 0, kalansız bölme. Demek ki 8 adet mavi bilyenin çeyreği kaçmış? Kaç adetmiş? 2 adetmiş. Yeşil bilyelerin yarısı kaç tanedir? Sevgili öğrenciler, yeşil bilyelerin sayısı kaçtı? 2 idi. Yarısı dediği için peki kaça böleceğim? Evet, yarısı dediği için, yarısını bulmam gerektiği için 2'ye böleceğim. 2 de 2. Ve sonuç 0. Demek ki 2 adet yeşil bilyenin yarısı kaçmış? 1'miş. Turuncu bilyelerin çeyreği kaç bilye eder? Sevgili öğrenciler, turuncu bilyelerimizin sayısı 4'tü. O halde 4'ü çeyreğini istediği için 4'e bölüyorum. 4'te 4 bir kere var. 4 kere 1 4 ve çıkarma işlemi yapıyorum. Sonucu da 0 buluyorum. 4 adet turuncu bilyelerin çeyreği kaçmış sevgili öğrenciler? 1'miş. Aferin size. Mavi bilyelerin yarısını arkadaşına veren Eren'in kaç bilyesi kalır? Sevgili öğrenciler, mavi bilyelerimizi hatırlayalım. Mavi bilyelerimizin sayısı 8'di. Mavi bilyelerin öncelikle yarısını bulacağım. Yani 8'i 2'ye böleceğim. 4 kere vardı. 4 kere 2, 8. Ve çıkarma işlemini yapıyorum. Peki sevgili öğrenciler, yarısını Eren arkadaşına veriyordu. Yani 8 adet mavi bilyenin yarısını 4 tanesini arkadaşına veriyordu. Kendine kaç tane kalıyordu? 4 tane kalıyordu. Yani aslında diğer yarısı değil mi burada gördüğümüz 4'te? Tüm bilyelerin çeyreği kaç bilye eder? O zaman bütün bilye sayılarını yazıp topluyorum. Daha sonra çeyreğini buluyorum. 6, 8, 4 ve 2. 6 artı 8 artı 4 artı 2 bilye sayılarımız, renkli bilyelerin toplam kaç ediyordu bunlar? 8 artı 6, 4 artı 2 toplam 20 yapıyor değil mi sevgili öğrenciler? Evet. Peki 20'nin çeyreğini istiyor benden. Çeyreğini bulmak için, bir bütünün çeyreğini bulmak için ne yapıyordum? Bir bütünün çeyreğini bulmak için 4'e bölüyordum. 4 kere 5,
20 ve sonuç çıkarma işlemi yapıyorum. 0, 0. Demek ki tüm bilyelerin, yani 20 adet bilyenin çeyreği sevgili öğrenciler 5'miş. Diğer sayfaya geçelim. İki sincap fındık toplamışlar ve sorularımıza geçerek bizden ne istendiğini görelim. Sincapların topladığı fındıkların yarısı kaç fındık eder? Önce fındıkları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 adet fındık toplamış iki sincabımız. Benden yarısını istiyor sevgili öğrenciler. Yarısını istediği için ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 8 kere 2, 16 ve sonuç 0, 0. Demek ki 16 adet fındığın yarısı 8'miş. Sincapların topladığı fındıkların çeyreği. Topladıkları fındık sayısı kaçtı? 16'ydı. 16'nın çeyreğini istiyor benden. Çeyreğini bulmak, bir bütünün çeyreğini bulmak için ne yapıyordum? 4'e bölüyordum. 16'da 4, 4 kere vardı. 4 kere 4, 16 ve sonuç ne olur sevgili çocuklar? 0 olur. Harikasınız. O halde 16 adet fındığın çeyreği de 4'tür. Sincapların topladığı fındıkların yarısının 3 fazlası kaç fındık eder? Sevgili öğrenciler, problemlerde eğer birden fazla işlem istenir, birden fazla aşama var ise biz basamak basamak ilerliyorduk, değil mi? O zaman sincapların topladığı fındıkların yarısını bulacağım önce. Yani 16'nın yarısını bulmak için 2'ye bölüyorum. 8 kere 2, 16. Biraz çirkin oldu ama. Şöyle. Demek ki yarısı kaçtı? Yarısı 8'di. Peki benden daha sonraki aşamada 3 fazlası diyor sevgili çocuklar. Yarısının 3 fazlası. Yarısını 8 buldum. 8'e kaç ekleyeceğim? 3 ekleyeceğim. Neden? 3 fazlası diyor. 8 artı 3, 11. Demek ki 16'nın yarısının 3 fazlası kaçmış sevgili öğrenciler? 11'miş. Harikasınız. Sincapların topladığı fındıkların çeyreğinin 3 eksiği. Toplanılan fındık sayısını yazıyorum. 16. Çeyreği dediği için 4'e bölüyorum. 16'da da 4. 4 kere var. 4 kere 4. 16 dedik. Demek ki 16 adet fındığın çeyreği kaçmış? 4'müş. Peki çeyreğinin sevgili çocuklar 3 eksiği diyor. 3 eksiği dediği zaman ne yapıyordum? Çıkarma işlemi yapıyordum. Yani ben 4'ten 3'ü çıkarıyorum. Sonuç 1. Harikasınız. Ve son soruma geldim. Sincapların topladığı fındıkların 8 eksiğinin çeyreği kaç fındık eder? Toplanılan fındık sayısını yazıyorum. 16. Topladığı fındıkların 8 eksiği. 8 eksiği dediği için çıkarma işlemi yapıyorum. Kaç eksiği dedi? 8 eksiği. 16'dan 8 çıkarıyorum. Kaç kalır? 8 kalır. 8 eksiğinin çeyreğini istiyor benden. O halde ben 8'i çeyreğini istediği için 4'e bölüyorum. 8'de 4, 2 kere var. 4 kere 2, 8. Demek ki toplanılan fındıkların 8 eksiğinin çeyreği kaçmış sevgili öğrenciler? 2'ymiş. Bugünkü dersimiz sona erdi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.